Abi bir maç Ha. 15 dakika, bir maç 30 dakika Ha. koydu, sonra baştan koydu. Yani sanki böyle önceden Ya tamam, planlamış baştan gibi. koydu, tamam. Baştan koymuş olabilir. Ama artık Mesut gibi bir adamı daha fazla niye yıpratıyorsunuz abi? 65'te falan alın oyundan abi Mesut'u. Şimdi değişikliklere bakalım. Ben değiştireyim. Caner çıkıyor, Tisserand giriyor 80. dakikada. Ve Zalai miydi o? Sol Zalay, beke geçiyor. Atilla Atilla Zalai Zalay. sol beke geçiyor. Osayi, top taşıyan, top götüren, Karagümrük'ün savunmasının balansında çok ciddi, çok etkili olamadı ama olsun, oradan gidişi bile Karagümrük savunmasının balansını bozmakta rol oynadı. Osayi de çıkıyor, Samat da giriyor. Evet. Sabit oyuncu. Valencia çıkıyor. Daksan'ın 80. dakikada Ferdi giriyor. Şimdi Fenerbahçe'nin bir kere orta sahası Sosa, Ozan ve Mesut'tan kurulu maçın başında. Yani bu ne demektir? Rakip orta sahada iyi organize olabilirse, savunmasından çıkan, hücumundan gelip katkıda bulunan pozisyona göre Fenerbahçe'nin karşılama komitesi Ozan'dan müteşekkil. Ama Karagümrük'te de öyle bir teknik direktör var ki, ne o Galatasaray'dan giden Ya Jimmy Durmaz, şimdi onu söyleyecektim. Jimmy Durmaz'a İyi orta saha. oynayan, gol atan Bertolucci çıkıyor. Emre diye bir adam giriyor. Hem öyle bir de Yürüyecek hali yok. Artı 8 aydır top oynamayan Lens giriyor. Sağ taraftan rakibi tehdit Endao çıkıyor. Ya Evet, bırakalım aynen. bunları Oraya ya. gelecektim benden Eğer çok bu geçe. değişiklik seninse sen bu hocalığı bıraksın Tabii, bence ya. aynen. Böyle Ve şey mi olur Jimmy yani? Durmaz orta sahada oynuyor. Yani Fenerbahçe'nin bir zafiyet sinyali verebilecek orta alanında bir de Jimmy Durmaz oynuyor. Yani Karagümrük'ün teknik direktörü olan arkadaşımız inanılmaz şeyler Sen yaptı. olacaksın ya. He? Olur Evet mu? Sen abi. olacağım. Yapma ya. Olacak şey değil. Yapma ya. Endao Sen değil. beni inanarak yapmadın bu Tabii ki değişikliği. Endao değil Eğer mi? sen yaptıysan tabii Tabii yani. Endao değil Bak mi o? söylüyorum sana. Kim Endao. yapacak? Bilmiyorum artık. Saçık Onun cevabını Endao. o versin. Saçık Peki. Endao değil mi? Tabii. Benim adamım o. Adamım derken yani ben o oyuncuyu çok beğeniyorum. Allah Ve aşkına. yerine Lens'i. Lens'i alıyorsun ya. Yürüyecek hali yok ya. Bırakmış. Fenerbahçe ve Futbol Beşiktaş'ta Lens'i oynamış. bırakmış ya. Bir de şunu da aklım ermiyor sevgili Levent. Karagümrük Lens'i kiralıyor. Neden abi ya? Genç takımdan bir Kumaşı tane. iyi. Efendim? Kumaşı iyi ama O da benim Fenerbahçe'de oynadı. ceketin acayip kumaşı vardır ha. Ama hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta oynadı. Kumaşı iyi. Ya maalesef, Hollandalı. maalesef, maalesef, maalesef. Ve Fenerbahçe oynatmadığı bence yanlış transfer. Adem'i. Fenerbahçe Adem'i alıp santrfor oynatıyorsun. Ya Yani. vallahi yani. Rize'ye bir oyuncu sattılar biliyorsun. Santrforları vardı. İnanılmaz bir oyuncuydu. Ya ben bunu anlamadım ya. Karagümrük takımı deneme yanılma gibi bir kadro yapmaya başladı. Evet. Olacak şey değil ya. Ya bu oyuncular gidiyor mesela ve alıyorsun hiç oynamayan oyuncuları. Ne umuyorsun ya? Başkan da bu işi iyi bilir ha, bak Evet. Allah için. Evet. Başkan Sayın Evet. Süleyman Urma. Süleyman Urma bu işi iyi bilir. Bu işin içinden gelme. Futbolcu simsarıdır böyle. Muhteşem bilir böyle. Bu gözünden tanır adamı alırken hiç burada ya başkan nasıl alıyorsun bu Emre'leri, Lensleri, Adem'ileri ya? Acaba maçtan sonra Levent güzel bir yere temas etti. Ben de diyecektim de benden evvel de. Acaba maçtan sonra Süleyman Hurma arkadaşımız, kardeşimiz şöyle bir hani ertesi gün veya hadi diyelim. Ya hoca sen ne yaptın ya? Allah aşkına ya. Diye sorarsa hoca da sen kimsin diyemez. Geçmişini biliyorsa eğer Süleyman Zaten Hurma. bildiğim kadarıyla lisansı yok. Başkası Yok, konuşuyor yerine. evet. Ha evet, bir Atılay de o. Caner Evet. Tamam resmi yani. teknik sorumlu Onu söylüyorum. olarak Bu geçiyor. değişiklikler olur mu ya? Kötü oynuyor. Salibur giriyor. Koray mesela oyundan çıkıyor. Koray'ın yeri orta saha ya. Koray'ın ne oynadığını şaşırdım. Mücadeleci bir oyuncu. Yani. Şey, Altay yine bence bu 3 puanda pay sahibidir. Yani rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii bizim bu Aslan Altay dinlendi ama. Ha, Harun Dinlendi oynadı değil mi? çıktı. Harun oynadı. Ama işte kupadan Fener'e elendi, elendi. Ya o yüzden aslında Dinlendiği ironi için. yapıyorum. Çok eleştirildi ya Erol Hoca. Burada tabii şahane gazetemiz Hani Tiam'la kupada da oynasa Valencia'ya acaba yine iyi olmuyor. Üçer yıldız vermiş. Gol attıkları için Ha herhalde. ondan da pardon unuttum be hay Allah. İyi ki Ama attım. Tiam iyi bir oyuncu. Ben beğendiğim bir oyuncu. Fakat burada sessiz diye bazen haksızlığa uğruyor ve kulübede oturuyor.
Yani bence Thiam kötü bir oyuncu değil. Abi Thiam yani bedava aldıkları için önemsemiyorlardır belki. Ha. Kasımpaşa bedava verdi ya Thiam'ı. Şu anda Kasımpaşa'da müthiş santraforlar var. Evet. Bunu bedavaya verdiler. Evet. Nasıl oluyor o işlerde akıl alır gibi değil. Şimdi bak oradan farklı bir şey söyledi Kemal, şey Güven abi. Yani, bu bedava işte. Bak ben yayının başında bir şey söyledim. Bu futbolcu alışverişleri ne? Ben rahatsız oluyorum. Kusura bakmayın. Niye? Bilmiyorum. Kafam karışıyor. Fatih Terim sezon kafam başında. Kafam karışıyor. Hayır anlatamadım. Dört büyük şampiyonluk yarıştaki takımlar bile birbirine futbolcu alıp vermeni dedi ki ben de katılıyorum. Tamam anladım da yani. Alıp vermek Allah de ses Allah. Değil. Nasıl kaldım, alıp verdiklerini konuşmayalım. Biz onu söylemeye çalışıyoruz. Hukuki boyutu. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu. Ben de onu söylüyorum. Hediye varsa şeyi vermediler Koyta'yı Beşiktaş'a. Oynamıyor işte. Parasıyla bile vermediler. Vermediler adam Koyta'yı. Çok şeyde, Cenk Tosun almasaydı tek Abubakar'la oynayacaktı Beşiktaş. Koyta'yı istediler. Kasımpaşa Kulübü'nün sahibi Beşiktaş Kongresi değil mi abi Turgay evet. Bey? Evet. Evet. İyi bir Beşiktaş'tı. Locası var Beşiktaş'ta. Bildiğim kadarıyla vardı. Yöneticilik de yaptı galiba. Tabii Sabah'ta eskiden yaptı. Geldiğinde locada gidip maçları seyrediyorduk. Sağ olsun. Ama Koyta'yı vermediler. Thiam'ı veriyorsun. Yani dediğin gibi yani. Hediye kişiye bak, göre, kulübe lazım. Göre değişiyor. De bütün bu söylediklerinize rağmen ki size katılıyorum. Söylediklerinize rağmen Karagümrük. Hele 2-0 olduktan sonra, 2-0 oldu değil mi? Evet, evet, kaç, evet, evet. 53. dakikada olduktan ne oldu? Sonra bu değişikliklerin ardından Karagümrük yani daha bir atak futbol oynamaya başladı. Daha çok gitmeye başladı Fenerbahçe'nin üstüne. Bir Emre'nin kaçırdığı gol var, vuramadı. Hmm. Yalnız bir pozisyon var. Ben onu görmemiştim. Yayıncı kuruluşun tartışmalı pozisyonları bantı alıyorum, sonra seyrediyorum. Hanım oluyor evde, kaydediyor yani onu. Bir pozisyon var çok tartışılır. Serdar'ın rakibine vurduğu pozisyon. Rakibi topa kafa vuruyor ama Serdar topa vurmuyor. Rakibe vuruyor kafayı. Ha. Oradaki insanlar onu yorum penaltı yapanlar penaltı dediler. Oradakiler. Yorum yapanlar. Yani çok onu iyi değerlendirmek lazım. Herkes penaltıları tartışıyor da o da tartışılsın yani. Anlatabildim mi? Serdar'ın vurduğu kafa var arkadan. Yani. Çünkü ben bu maçta Ozan'a... Oyun cezalığın içerisinde. He. Ben bu maçta Ozan'a tabir öyledir. Sakın yanlış anlaşılmasın. Acıdım. Çok koştuğu için. Kaç kişinin birçok maçta öyle oldu. Kaç kişinin yükünü sırtladı. Bir de şahane gol attırdı. O pası veren Ozan çünkü ikinci golü. Şimdi peki bir soru da çıkıyor şimdi burada. Gustavo gelecek. Evet. Pelkas gelecek. İşte İrfan Can gelecek. Evet. Efendime söyleyeyim. Sosa var. Sosa var. Mesut var. Mesut var. Bu. Mert Hakan var. Mert Hakan. Peki Ozan ne olacak? Ozan'ın başına ben bir şey gelmesin. Ben oynayacağım onun yerine. Ama ne diyeyim sana? Bu 90'a'da bir şey söylemiştim. İki tane büyüğüm hatırlar. Ligin en formlu oyuncusu Ozan'dı. Evet. Tartışılmaz ve halen devam ediyor. İyi oynamaya helal devam olsun. Ediyor. Ben Ozan fanı alkışlıyorum. Helal bir de, olsun. Bir de yani bu kadar... Bu kadar seviyesini koruyarak oynaması demek kendine iyi baktığının göstergesidir yani. Yani tek başına ya. Evet. Orta hiç sahada. Belki de bu kadar çok rakibinin olması onu daha bir forma itiyor olabilir. Tabii, o da faydalı bir şey ya, yani. Tabii. Yani sinip bir kenarda oturacağına öne çıkmaya çalışıyor ki o da alkışlayacak bir taraf. Ben bugün mesela Ömer abiyle de konuştum. Ömer Üründür'le de konuştum. Yayında da vardı. Söyledim yayında da. Ömer abi futbolu iyi takip eden, iyi bilen bir insan. Hem de nasıl? Ciddi söylüyorum. Sezon başında bir şey söylemişti. Çok haklı çıktı. Sabah'ta da yazmıştı bunu. Ya bu kadar adam aldılar orta sahaya bir santrfor almadılar dedi. Aa, var ama santrfor tabii. Abi çok bir dakika. Gol vuruşunu yapacak adam lazım. Nokta santrfor. Bunlar santrforcuk yani. Ya şimdi bak Mustafa şimdi Muhammed geldi. Yani tamam dedi değil mi? Galatasaray'da patlı oldu. Abi. Yani Fenerbahçe durmadan alıyor. Hiç öyle adam çıkmıyor Mustafa, mesela. Mustafa işte geldi Cenk Tosun aldı tamamladı buyurun. Tabii Mustafa evet. Tipik santrfor. Üç Afo tane bulur bir tanesini atar. Evet. Hiç. Welton'un muydu? Neil şeyin eski hocası Trabzon'un. Newton. Newton'un Newton. Santrforu Afo Bey'di. Abdullah Avcı helal olsun. Cani Neil santrfor yaptı. Envekame Ekuben Cenan'ı üçlüsünden. İnanılmaz bir forvet yarattı ya. Bir de şimdi ya. Bakasetas. Bir de arkaya sürpriz golcü Bakasetas. Nokta transfer yaptı Abdullah Avcı. Helal olsun hocam. Bir de kaldı oraya şeyi Berat'ı koydu ön libero'ya. Basit oynayan bir oyuncu. Trabzon'u tamamen bir takım haline getirdi ya. Herkes birbirine yardım gerçekten. Eden bir takım haline geldi. Bravo Abdullah Avcı'ya yani. Üst üste kazanıyor Trabzonspor. Ve çok
yani öyle diyeyim, bilmiyorum kelime uydu mu ama çok da ekonomik oynatıyor. İnanılmaz. Akıllı oynatıyor. Disiplinli oynatıyor. Akıllı demedim de ekonomik yani. Ben akıllı da oynatıyor.